ularni maqtayman deb shariatga xilof gaplarni gapiradi ba'zi odamlar. Ba'zi odamlar shariatda bor ahli sunna tasdiqlagan avliyolarning karomatini inkor ham qilib yuboradi. Ana shu ikkita tarafga o'tib ketmasdan o'rta yo'lda tutish kerak. Karomatul avliyo haqqun degan matn ahli sunna va jamoani matnlarida keladi. Karomat bizni eski turkiy lug'atlarimizda xoriqi odat deyilgan. Bu ham arab tilidan olingan. Hozirgi zamonaviy til bilan aytganda fizika qonunlariga bo'ysunmaydigan hodisalar. Fizika qonunlariga bo'ysunmaydigan hodisalar. O'sha bir odamni o'zidan o'zi bir joydan ikkinchi joyda paydo bo'lib qolishi, misol uchun yoki bir odamni qalbida o'tib turgan narsani to'satdan bu yoqda gapirib qo'yishligi, shunga o'xshagan narsalar xoriqi odat. O'zi odatda bunaqa bo'lmaydi. Ba'zi odamlarga nisbatan shu karomat sodir bo'ladimi desa ahli sunna buni bo'ladi deydi. Va bo'lishlik o'sha karomat sodir qilayotgan odamni qo'lidagi ish emas u. Karomatni bir odam o'zi xohlagan paytda qila olsa, sehrgardan farqi bo'lmay qoladi. Karomat o'zi lug'atda hurmat ma'nosi bor. Alloh tomonidan hurmatlangan zot degani. U qanaqa bo'ladi desa, o'sha odamni qilayotgan ishini Alloh taolo o'zi ro'yobga chiqarib qo'yadi. Boshqalarni shunga moyil qilib qo'yadi. Masalan, Qur'oni Karimda avliyolarning karomatiga dalil bormi desa, avliyolarning karomatiga dalil sifatida Maryam onamizni qissasini keltiradi. Maryam onamiz mihrobda turardi, ayol kishidan payg'ambar bo'lmagan. Falamma dakhala alayha Zakariya al-mihrob wajada indaha rizqo keladi. Ya'ni mihrobdan tashqariga chiqmagan, masjidda xizmatda bo'lgan Maryam onamizni oldiga Zakariya kirsa, uni oldida rizq topardi. Ovqat, yegulik topardi. Yegulikni ajoyibligini savoldan bilish mumkin. Anna laki hada derdi. Ajablanib so'rardi. Anna laki hada. Bu senga qayerdan kelyapti? Tafsirda o'sha qishda yozgi taom, yozda qishki taom turardi-da. Desa qolat huwa min indillah yarzuqu man yasha u bighayri hisab. Alloh xohlaganini behisob rizqlantiradi, bu Allohning huzuridan derdi. Demak, karomat Allohdan bo'ladi. Maryam onamiz mandan demadi. Ben o'zim paydo qilib qo'yibman, meni karomatim, meni avliyoligim demayapti. Allohdan deyapti. Xohlaganini rizqlantiradi. Mana shu dalil. Maryam onamiz payg'ambar emas. Agar payg'ambar bo'lganda edi, payg'ambardan shunaqa hodisa sodir bo'lganda edi, uni mo'jiza deyilardi. Bu karomat deyiladi. O'zi xohlamayapti, lekin Alloh paydo qilib qo'yibdi. Yana bittasi Xizr alayhissalom hodisasi. Qur'onda solih banda ya'ni hadislarda solih banda deb keladi, Xizr alayhissalom haqida keladi solih banda. U Musa alayhissalotu vasallamga dars berish uchun yuradi. Uchta hodisani qiladi, uchala hodisani orqasida boshqa hodisalar bor. Payg'ambar bilmaydi hattoki hodisani Alloh unga bildiryapti. Va oxirida natijasini aytib beryapti. Xizr alayhissalomni payg'ambar emasliklarini aksar ulamolar aytgan. Demak, buni ham karomat deyiladi. Hadislarda, sahih rivoyatlarda bor. Payg'ambar alayhissalotu vasallamni oldilaridan masjiddan sahobalar chiqsa qop qorong'u tun ilmiy majlisdan chiqqandan keyin qo'llarini shunday qilsa fanarga o'xshagan yo'lni yoritardi. Ikkita sahoba bir-birlari bilan to birlarining uyiga yetib kelgunlaricha o'sha fanar bilan kelishardi. Birlari kirib ketsa, haligi fanar ikkinchi odamni qo'liga o'tib qoladi. Va buni gapirib yurishmasdi. Nimaga? Payg'ambardek zotni yonida yurgan sahobalardan bunaqangi xoriqi odat bo'lishi tabiiy. Muammosi yo'q uning. Bu ham bir sahih rivoyat. Undan keyin Hanzala radhiyallohu anhuning hadislari bor. Hanzala radhiyallohu anhu aytadilarki, biz payg'ambar alayhissalomni oldilarida jannat, do'zax haqidagi suhbatlardan ta'sirlanib, oxiratni eslab o'sha saviyada o'tiramiz. Uyga borsak, dunyo ishiga aralashib ketamiz. Bu munofiqlik emasmikin deb xavotir qilib kelib Rasulullohdan so'raganlar. Men munofiq bo'lib qolmadimmi deb. Deganda payg'ambar alayhissalotu vasallam yo'q deganlar. Mu'minning holati goh undoq goh bundoq bo'ladi. Agar meni oldimdagi
seviyelerini muhafaza kıla olgen ilerideydi. Farişteler kilip sizlerge salam bererdi degenler. Bunu mu degeni? O şey keramet şu. Farişte kim aldı ki kilip salam bererdi? Resulullah'ın bu tasdikleri eğer o şey bir seviyege, o şey bir zikir, ibadet, Allah'ını isleş, ilmi marifette eğer bir makamge yetse Allah da ona keramet bererdi. O Allah bererdi. O bende onu kılamaydı. Allah uzu haklagen orunda haklagen vakti korsatardı. Bularını sanıp kelip aytadı ki ulamalar, bu keramet, evliyalik, Allah'ın dostu, cüdeyem galatı hiç kim kılalmayan işmez. Bu. Her bir mumundan sadır boladigen iş aslında. Siz iman keltirdiniz mi? He? Allah'ın vahdaniyetine işancınız kamil mi? He? İbadetlerini hemmesini vahdede ada kılıyapsız mı? He? Haramdan parhiz kıyam mısınız? He? Makruhlardan uzoqda misiz? Ha. Mana shuni mahkam ushlab davom eta olsangiz, siz ham avliyosiz. Nimaga desa, o'sha Abdul Qodir Jiloniy aytadi, karomat istiqomatda deydi. Ibn Taymiya ham aytadi buni. Haqiqiy karomat Allohni aytganida yurishda deydi. Bu sodda narsa bu. Allohni aytganini qilib, o'sha 5 vaqt namozga mahkam vaqtida o'qib haramdan parhiz kılıp yürseyiz, siz ama Allah'ın dostasınız. Ela inne evliya Allahi la khawfun aleyhim ve la hum yahzanun ellezine amanu ve kanu yettequn. Bana şu ayet, şu delil çünkü. Allah'ın evliyaları kim? Aya Allah'ın evliyaları, ular ya khawf ham, khatar ham yok. Ular Allah'a iman keltirgen ve takva kıyken zatlar. Deydi. Bunu endi borttırıp, özünü pirini osmonga uçurup, suunu üstüde yürüşlü giden, bravunun kalbini bilişli giden gepiriş, hatarlı gel bu. Bravunun kalbini peygamber ham bilmeydi. Allah bildirse biledi. Ha, evliyaya ham bildirse biledi mi? Ha, biledi, o yakini bu miydi? Ben bildim de dava kılamıydı. Bazı meselelerde tavafuk buluşu mümkün. Şunun için, kerametul evliya hakkıdaki meselede, g'uluvga ham ketmaslik kerak, ifrot tafrit deydi. Umuman inkor ham tashlamaslik kerak. Ahli sunnada qolaman desangiz, karomatul avliyoga dalillarini o'qib o'rganib chiqing. Sahobalar davrida payg'ambar alayhissalomdan keyin sahobalarda bo'lmagan deyapti ba'zilar. Nimaga bo'lmagan? Sahobalarda juda bo'lganda, hazrati Umar mutawatir darajada rivoyat bor. Mihrobda turgan joylarida ala jabal, ala jabal deganlar. Mavzu umuman boshqa, odamlarga xutba o'qiyaptilar. Misol uchun deylik, konu koşunluğa yakışılık kılıç hakkında maruzakı yaptılar. Orada tokka karenler, tokka, tokka diye yaptılar. Adamlar hayran bugün. Minge yakın sahabe, tabi'in cümede. Keyin 3 ay ötkenden keyin asker seriye kayıtıp gelip Hazreti Umar'a teşekkür etti. Cuma günü deydi, tağını yon bağırıda damap turgen dedik, tepeden düşman bizi üstümüzde bastırıp geliye atıyordu. Sizi avazıyızı eşittik. Özümüzü onladık düşmanına karşı. Özümüzü muhafaza kıldık, teşekkür diye. Bana şu 3 aylık mesafeyi Hazreti Umar'ın avazı eşit geldiği sahih, mutavatır rivayet. Ve evliyalar arası da, yani Allah'ın dostlarının arası da bunu yokşagan hadiselerini cüdü köpü rivayeti var. Yani cüdü köpçülük bana şu rivayetlerini kurtarıp, şunu özü bilen kalıp, amelini bir çekkeye sürüp, Osman'ın uçunu, suda yürüyüşünü arzu kıpkaladı. Bu hata o. Keramet uchun amal qilgan odam maxfiy shirk qilayotgan bo'ladi. Amalni Alloh uchun qilinadi, karomat Alloh bersa bo'ladi. Bermasa karomatdan ulamolar qo'rqgan. Katta-katta avliyolar qo'rqgan karomatdan. Nimaga? Karomatni bir chiziq bu beti istidroj deyiladi. Istidroj. Mana men karomat ko'rsatdim, men Allohning do'stiman ko'rdingmi deb sal ichida ozgina katta ketish bo'lsa, o odam Dajjoldan farqi qolmaydi. Shuning uchun do'stlar, ehtiyot bo'linglar. Har bitta ahli sunna va jamoa o'rtaga qo'ygan manhaj maslakni matnlarini o'qib yodlab olish kerak. Nima uchun matn yodlash muhim? Chunki matnni yodlasangiz, o'shaning qaytib kelaverasiz-da, matndan chiqib ketmaysiz, ahli sunnani chizig'ida tura olasiz. Matnni yodlamasangiz, inkor qilib qo'yasiz-da. Keyin bazı adamlar şu mubalağali yolg'on yashirib gaplariga ishonib qolasiz.